Üçüncü lem'a, bak şu kainat-ı seyyâlede, şu mevcudat-ı seyyârede cevelan eden zihayatlara, göreceksin ki bütün zihayatlardan her bir zihayat üstünde Hayy-i Kayyum'un koyduğu çok hatemleri vardır. O hatemlerden bir hatemi şudur ki, o zihayat, mesela şu insan, adeta kainatın bir misal-i musaggarı, şecere-i hilkatin bir semeresi ve şu alemin bir çekirdeği gibi ki, enva alemin ekser numunelerini camidir. Güya o zihayat, bütün kainattan gayet hassas mizanlarla süzülmüş bir katredir. Demek, şu zihayatı halk etmek ve ona Rab olmak, bütün kainatı kabzayı tasarrufunda tutmak lazım gelir. İşte eğer aklın evhamda boğulmamış ise anlarsın ki, bir kelime-i kudreti, mesela bal arısını ekser eşyaya bir nevi küçük fihriste yapmak ve bir sayfede mesela insanda şu kitab-ı kainatın ekser meselelerini yazmak, hem bir noktada mesela küçücük incir çekirdeğinde koca incir ağacının programını derc etmek ve bir harfte mesela kalbi beşerde şu âlem-i kebirin safahatında tecelli ve ihata eden bütün esmanın asarını ve bir mercimek tanesi kadar mevki tutan kuvve-i hafıza-i insaniyede bir kütüphane kadar yazı yazdırmak ve bütün hadisat-ı kevniyenin mufassal fihristesini o kuvvecikte derc etmek, elbette ve elbette Hâlık-ı külli şeye has ve bu kainatın Rabb-ı Zülcelal'ine mahsus bir hatemdir. İşte zihayat üstünde olan pek çok hatem-i Rabbani'den bir tek hatem, böyle nurunu gösterse ve onun ayatını şöyle okuttursa, acaba birden bütün o hatemlere bakabilsen, görebilsen, Sübhane men ihtefâ bi şiddetiz zuhur demeyecek misin?''